Vallahi benim manzaram karanlık. Ah, çilekeş. Ne yaptın? Ne yaptın? Çile bülbülüm çile. Ne bileyim artık. Yine buna şükür. Yaşamaya, ayakta durmaya devam ediyorum. Niye manzara karanlık Sefer amca? Vallahi kader. Kader olarak inanıyorum. Ne oldu? Anlat bana. Önce bir evlilik amcamın kızıyla yaptım. Kaç yaşında? 17 yaşında. Peşinde giden bir kişiyim 17 ama... 17 yaşındayken evet. Hiçbir şekilde ailenin baskısı olmadan öz amcanın kızını kaçırarak evlendin. Evet, doğru. Doğru mu anladım? Doğrudur efendim. Ne oldu? Sonra ne bileyim artık 5 ay iyiydik. 5 ay sonra... Ayrı mı oturdunuz yoksa hep hayır, beraber hayır, hayır, 5 ay sonra hal ve hareketleri yok, değişti. Yok yok, evlenince ayrı mı oturdunuz anne babayla mı? Aynı yerde oturduk, resmi nikah yaptırmamıştım. Tamam, çünkü daha yaşınız reşit değil. Evet, ondan sonra ne bileyim işte 5 ay sonra bana ne bileyim artık yani hiç benim kabul etmeyeceğim hal ve hareketleri yapınca ben de gıcık kaptım. Ne bileyim artık elimden bir kaza sonucu kader kurbanı olarak cezaevine düştüm, cezasını yattım. Ne yaptın? Ne yaptın anlamadım ben. Kader kurbanı olarak. Hanımını mı öldürdün? Kader olarak. Nasıl kader ya Sefer amca? Ya demek ki suçlu olarak. Nasıl böyle bir şey yaptın sen? Efendim. Aa bir dakika şimdi. Ama kaderim ne yapalım? Kıskançlıktan dolayı mı yaptın bunu? Evet herhalde kıskandım ve gördüğüm hal ve hareketlerden dolayı. Bu olaya teşebbüs ettim. Şimdi sen içeride yattın. O ayrı bir şey de. Senin o vicdanın acısı nasıl dinecek? O dinmeyecek. Vallahi vicdanımı ben hep... Vicdanımı acı acı dinliyorum. Dinmeyecek ki o acı. Dinmiyor işte. Çile Kaç sene yattın içeride? Çile bülbülüm çile. 14 yıl. 14 sene yattın içeride çıktın. Evet, evet. Çıktıktan sonra ne oldu? Çıktıktan sonra tekrar bir daha evlendim. O da daha kocasından boşanmamış. Ondan sonra ne bileyim artık yani o da beni bir para için kafayı aldı, evimi aldı, paramı aldı. Beni öldürmeye kalktı. Kendi gitti. Niye seni öldürmeye kalktı? Evlendikten sonra mı? Hayır nikah daha boşanmamış kocasından boşanmamış. Beni her para için, evim için beni aldatıp evim alıp paramı alıp beni kesecekti. Bir dakika ama sen kocasından boşanmamış bir kadınla ne işin var? Ne bileyim işte dost hayatı gibi yaşadık. Aa, her tarafa hata bunun. Sonunda öğrendikten sonra bacayı geçti. Evi verdim, paramı Öğrendiğin verdim. Öğrendiğin zaman ne yaptın sen? Ben de artık sabretmeye başladım. Sabrede sabrede beni öldürmeye kalkınca kendi öldü. Kendi nasıl öldü ya? Kendini ben öldürmüş oldum. Ay onu da mı öldürdün Sefer evet. amca ne yaptın ya? Bende yalan yok. Dobrayım ben yani yalanım yok. Ay ama yani ben... Olmasa iyiydi ama oldu ya. İşte ne yapalım. Ne bileyim ben derdimi gerçekleri konuşmak için müsaadenizle ama yani geldim buraya. Ama yani şimdi Sefer amcacığım ben beni bu kabul durumda... Eden, ama bu durumda seni kimse nasıl kabul etsin Sefer kabul amca? Ederse, ya şimdi kabul iki tane etmesin. Kadını katletmişsin ben öldürmüşsün. Ben istah oldum akıllandım artık daha. Ama şimdi nasıl güven ya? Ben bir kere sunucu olaksam nasıl güvenip de burada ben sana bir hanımı emanet edebilirim ki? Ben bunu yapamam özür dilerim. Ne olur yani lütfen beni yanlış anlamayın ama ben programı terk etmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Lütfen. Buyurun efendim. Sağ olun.